İki çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Destur, haydi, 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 haydi. Sizin yapacağınızı kesmişim. Street Fighter serisinin yıllar süren sessizliğini bozup 4. oyunla piyasaya yeniden girdiği zamanlar oyunun tasarımcısı Seth Killian farklı bir karakter arayışındaydı. Farklılıktan kasıt Blanka gibi, Dalsim gibi böyle diğer karakterlere de kıyasla daha çok dikkat çekebilecek yeni bir yüz. Seth Killian GameSpot'la yaptığı röportajda tasarlamak istediği karakterin öncesinde dövüş sanatlarında uzmanlaşmış bir palyaço fikriyle şekillendiğini, daha sonra yapımcıların farklı bir konsept ile devam etme isteği üzerine Hakan karakterinin ortaya çıktığını söyler. Hakan Street Fighter turnuvalarında Türkiye'den katılım sağlayan tek karakterdir. Dünyanın önde gelen yağ üreticilerinden biri ve aynı zamanda milli sporumuz yağlı güreşte liderdir. Doğum günü 13 Kasım'dır. Bu tarih 13 Kasım 1922 Tekirdağ'ın kurtuluşuna olan bir göndermedir. Saç rengi dünya üzerinde Türklere özgü olarak betimlenen turkuaz rengidir. Buraya kadar her şey tamam gibi belki ama koyu kırmızı teni, başındaki oldukça simetrik olarak sıralanmış dairesel bukleli saçları ve elbette ki o müthiş aksanı biz Türk oyuncuların bir nasıl yani demesine engel olamıyor. Quite a grip on that one, let me tell you. With a grip like that, he could go far in the world of Turkish wrestling. And that oily topknot. What a character that man is. Konuşunca Sovyetler döneminden fırlamış bir adam gibi görünen Hakan, aile babası, çoluk çocuk sahibi, hatta baya baya çoluk çocuk sahibi olan biri olarak karşımıza çıkar. Dış görünüş olarak baktığımızda ten rengi, saç şekli ve konuşmasını görmezden gelirsek, en azından altına giydiği kispetin ve saç renginin hatırına kendisi için biraz aşağıdan, biraz yukarıdan evet Türk bir karakter denilebilir. There you are! Make preparations at once. We need to go to Japan. It is a fascinating and oily place, populated by sumo wrestlers. This is the first step on my way to becoming the oil king of a new land. Yedi kızı ve eşi Melike ile, evet eşinin adı Melike'ymiş, tam bir aile babası olan Hakan, aynı zamanda az evvel de söylediğim gibi milli bir sporcu ve büyük bir iş adamıdır. Yeteneklerini sergilemek ve belki de yağ işini ilerletmek adına Street Fighter turnuvalarına katılır. Burada sonradan eski bir dostu olduğu ortaya çıkan Honda ile karşılaşır. Burası spoiler, Hakan'la biten Street Fighter 4 finalinde kendisinin eşine Japonya'ya gidip işleri büyüteceğini söylediğini görürüz. Hatta Street Fighter 6 fragmanında işleri ne denli büyüttüğünü kanıtlamıştır. Çünkü fragmanın açılış sahnesinde kocaman bir Hakan Oil yazan reklam panosu vardır. Hakan Special sızma zeytinyağları artık bir dünya markası haline gelmiştir. Özetle diğer karakterlere kıyasla Hakan'ın pek bir derin arka plan öyküsü olduğu söylenemez. Her şeyle tam bir Türk denilebilecek bir karakter olduğu da söylenemez. Ama yine de Street Fighter gibi dünya çapında böylesine ün yapan bir oyunda Türk bir karakter ya da en azından bizlerden bazı esintilere sahip olan bir karakter görmek güzel. Bir sonraki Street Fighter karakteri için yorumlarınızı bekliyorum. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.